birazından 5 tane palet ve biraz çiva aldık. Totalde işte bize bu kümesi... Evet Filiz Hanım, şimdi tam bitmedi ama bitmiş kadarını sana bir gösterelim. Tavuklar direkt o küçük kısımdan girip çıkacaklar. Temizlik zamanlarında kumyu kullanacağız. İkimize kolaylık olsun diye böyle bir çözüm düşün. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili can bağlarımız, nasılsınız, iyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir, umuyorum herkesin keyfi yerindedir. Biz böyle giriş yapmayı özlemişiz artık her gün günlük vloglarla birazcık daha farklı bir tatlı videolar paylaşıyoruz biliyorsunuz. Şimdi bir süredir yapmayı planladığımız bir projeye başladık. Uzun süredir palet topluyorduk. Birkaç defa da Mücahit'le buraya palet boşaltırken videomuzda paylaşmıştık. O paletleri niye topluyorduk? Güzel bir tavuk kümesi yapmak için topluyorduk. Bu projeye nihayet start verdik. 3 parktan oluşacak. 3 parçada izleyeceksiniz. Şimdi birinci parçada ana iskeleti çıkartacağız. İkinci parçada daha böyle özel içindeki işte suluğudur, tüneyidir vesairesidir gibi parçalarını koyacağız. Üçüncü parçada da bahçesi ve son artık yapılması gereken işleriyle kümesimizi bitirmiş olacağız. Dilerseniz yapım sürecine başlayalım. Haydi. Evet sevgili can bağlarımız, işte buradaki bizim yapımız. Şimdi bunlarla kümesimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi ben buraya böyle her türlü aletimi dizdim. Daha ne yazık ki bir çalışma masası yapamadık kendimize. O yüzden burada çalışıyoruz. Şimdi biraz kervan yolda düzülür mantığıyla aslında çalışmaya başlayacağız. Kafamda kurduğum bir plan yok. Ama bu sefer bir önceki kümes yapımından daha çok malzeme var. Bu yüzden daha güzel bir şey çıkartabileceğimi düşünüyorum. Kafamda da ufak tefek bir şeyler var ama böyle bir şeyler kurdum bakalım yapmak için. Ne kadarını yapabileceğim, nasıl bir şey çıkacak ortaya ben de çok merak ediyorum. Şimdi öncelikle şu gördüğünüz benim zeminim olacak. Onu zemin olarak kullanacağım ama önce aralarını doldurmam lazım. İlk olarak yapmaya başlayacağım. Aralarını böyle tahtalarla kapatmak olacak. Zemin kısmımızı bitirdik. Şimdi bunun üstüne kümesi inşa etmeye başlayabiliriz. Yan duvarlarını bunlardan yapacağım. Ama burada şöyle yakınlaştırayım. Şu kalaslar fazla. Ve içeride benim alanımı kısıtlayacağı için onları iptal edeceğim, sökeceğim. Elimizde de tam yeteri sayıda var. Bunu o yüzden çatlatmadan, kırmadan sökmem lazım. Allah! Böyle daha kolay olacak. Kalın kalas. Bunları da yapım sürecinde kullanacağım. Bu birincisiydi. Hızlıca ikincisini de sökelim. Evet arkadaşlar, şimdi bunların da arasını doldurmam lazım. Bunlar ana yapım olacak. Sağ ve sol duvarımı oluşturacak. Ön ve arkasında da önünde bir kapı olacak. Tavukların içeri girip çıkması için ufak pencereleri olacak. Arkasında da folluk kısmı olacak. Açıp direkt kümesin içine girmeden yumurtaları alabileceğiniz. Bir de ben orada çalışması daha kolay olur demiştim. Ama gölgede soğuk oluyor biraz. O yüzden şu çimene doğru biraz şu an çalışmamı taşıyacağım. Müzik
alıp sizin için. Evet, şimdi şöyle gösterirsen Filiz, şu artan parçaları da dekopaj aletiyle keseceğim. Daha doğrusu bir dekopajla deneyeceğim. Yapamazsam normal el testeresiyle keseceğim, o daha kolay. Bakalım hangisi olacak. Artan parçalar yakıt mı? Bir şey için değerlendirecek miyiz? Kümesin bir parçasına devam edeceğim. Hah, anladım. Hiçbir şey ziyan olmuyor efendim. En kötü ihtimal ısınmaya yarıyor. Kesiyor gayet. Düz kesebilecek miyim dedim, kesebiliyormuş. Gayet iyi kesti, evet. Evet, sağ ve sol duvarlarımızı da bitirdik. Şimdi onu zeminimize oturtacağız. Montajlama işlemi başlıyoruz. Yani ilk başta bir yanları yapıp iskeleti oluşturalım. İskeleti oluşturduktan sonra etrafını çıkmak kolay. Şimdi o ikisini de birbirine şöyle bir L parça ve şöyle büyük çivilerle yapacağız, tutturacağız. Efendim? Aslında ben göstermeyi unuttum. Burada bak, yollar var. Gördüğün en uçları boş. Ha evet. Oraya şöyle. Buradaki tahtalar girecek. Şöyle göstermeye çalışayım. Kedicik bir rahat ver de çekim yapalım, değil mi? Ha okey, anladım. Şimdi baktığın zaman şöyle buraya. Bir yandan da gösterebilir bakayım. Böyle Lego gibi aslında girmiş. Bu arada bana da bunu Mücahit gösterdi. Bunun burasında böyle bir alet varmış. Hmm. Ben bunu hiç bilmiyorum, ne işe yarıyor acaba diyorum. Bu hep böyle en kısıkta duruyormuş. Bakın şöyle direkt en ufacık bir şeyde çevirmiyor. Aletin torkuymuş. Bak. Hmm. Ben de aa, bunu niye çevirmiyor, çok mu dandik diyordum. Meğerse alakası yokmuş bu. Böyle tork ayarları varmış. Şimdi gayet sağlam her şeye. Yetiyor gücü. Yaptığımızdan biraz daha sağlam oluyor. Diğer evde yaptığımızdan mı? Evet. Burada biliyorsun hiç malzeme almamıştık. Evet. Burada en azından 5 tane palet ve biraz çivi aldık. Totalde işte bize kümesi 200 TL'ye falan geliyor. Sökmüştük ilk daha videonun başında paletlerimizden, şu yan taraflardan. Şimdi onu burada folluk yaparken kullanacağız. Önce folluğumuzun en alt kısmını
usta iş başında. Mia usta! Mia usta! Nereye kızım? Şimdi bu acemilik eseri. Gene. Bambaba şöyle güzel bir kümes demişim ya. Kulübe yapsak aslında böyle içini güzel yaparsak Mia da oynar orada. Bambamla takılır. Oynarlar. Garibin Bambam içine giremez o zaman. Niye? Mia sokmaz ki onu. Ha. O da kaçar. Güzel oldu ya. Vallahi güzel oldu. Ya böyle bir tane Mia'ya oyun evi yapalım. Çok istiyorum. Ya yaparız. Şunu bir bitirelim. Şimdi bu aslında acemilik eseri gibi. Böyle uzun süredir tahtayla haşır neşir olmuyordum. Ama beklediğimden daha güzel bir şey yapıyorum bir de. Hiç plansız programsız. Devam ediyor. Mia'ya bir oyun evi olabilir. Kaydırak maydırak vesaire üstünden merdiven. Ay çok güzel bir şeyler yapabiliriz. Çok güzel olur vallahi. Çok keyifli olur. Yani herhalde Murat Deniz'de yazı hareketlenmeye başlayacak. İkisi ayaklanmaya birlikte, başlayacak. Aynen. O da keyfini çıkarır diye düşünüyorum. Şimdi bugünlük artık mola veriyoruz. Evet. Yarın devam edeceğiz. İnşallah yağmur yağmaz. Günaydın arkadaşlar. Şimdi bugün burayı ve ön tarafı tamamlayacağım. Ve çatısının iskeletini yapacağım. Şimdi bu alan daha sağlam dursun diye şöyle bir ip çekeceğim. Karşılıklı. Sonra zaten üstünü kapadığım için o ip de gözükmeyecek. O iplerin şöyle yerini. Bu ip naylon bir ip. Öyle kolay kolay deforme olacak bir ip değil. Uzun yıllar şöyle durabilir. Zaten çok katlı yaptım. Şimdi üstü de kaplanacağı için burası gözükmeyecek zaten. Şimdi burayı da ufak ufak kapamamız lazım. Normalde folduklar 40 cm 40 cm ya da 50 cm 50 cm olur. Ben şuradan gene bir şöyle 42 cm bence yeterli. 42 cm'lik tahtalar keseceğim şimdi. Şimdi arkası ve üstü kaldı. Şimdi şu altına arkadaşlar, hatırlıyorsanız şunları. Şimdi ben bir tanesini parçaladım. Kameraya çekmemişim o sırada. Şu kontur plaklar vardı. Sağında solunda olan. Bakın orada o kontur plaklarla kaplayacağım. Şöyle görüyorsunuz. Tavuklar buraya yumurtlayacak. Şimdi burayı da ikiye böleceğiz. Yumurtalar öne de gitmeyecek. Biraz kademe kademe gösteriyorum gibi oldu ama şöyle folluk bakın. Üstten açtığınız zaman böyle gözüküyor. Bence gayet değerli toplu oluyor. Şimdi üstüne bir kapak, arkasına da bir kapak ve bitecek.
diyeceksiniz hepsini niye tahtadan yapmadın? O kadar bu malzemeden yok. Öne bir kapı yapacağımız için tam kapı yapmalık kaldı. O yüzden şu aldığım kontür plakları da burada kullanmak istiyorum. Ayrıca bunun üstünde de çatı olacak. Bu direkt yağmur görmeyecek. Yani su üstüne gelebilir ama aşağı akacak gibi olacak. O yüzden bunun zarar göreceğini düşünmüyorum. Tabii zaman gösterecek, bakalım ne olacak. Şimdi çatı kısmına başlıyoruz arkadaşlar. Önce bir hiza alacağım. Tam böyle güzel oldu. 90 derece. Evet Filiz Hanım, şimdi tam bitmedi ama bitmiş kadarını sana bir gösterelim. Nelerimiz eksik, bir sonraki part neleri yapacağız onu anlatalım. Burayı göstereyim mi? Göster bakalım. Ooo ne güzel yumurtlamışlar. Oradan yumurta alacağız. Ya pratik bir şey yapmak istedik. Ben şöyle biraz uzağa geçeyim, göstereyim. Tam kamera alsın diye. Şöyle bak bir açsana Filiz. Böyle arkadan kümese girmeden direkt yumurtaları alabileceksiniz. İki tane aslında bölmesi var. Ortadan ikiye bölünmüş durumda burada. Rahatça böyle folluk kısmı var yani. Geniş geniş iki tane. Şimdi çatımızın iskeletini yaptım. Çatımıza hurdalıktan bir çatı bulacağız. Gerçek bir çatı. Evet. Bu plastik ya da metal malzeme oluyor ya. Evet. Onun gibi onu koyacağız. Şu ön üçgene ve arka üçgene de ben yine şeffaf bir poşet iç tarafa. Ha şey. İç tarafa şeffaf bir poşet düşünüyorum ki içerisi aydınlık olsun. Hem hava geçirmesin hem güneşi geçirsin. Bu seralarda kullanılan plastikten kullanacağım. Evet, şimdi ön taraftan da görüyorsunuz. Aslında bak çerçevesini yaptım, onu yukarı kaldırsana. Şimdi burada bir kapı eksik. O kapımızın ölçüsü. Şimdi bu kapımız hem bizim içeri girebilmemiz için komple açılıp kapanacak. Hem de küçük bir ayrıca tavukları. Hem de küçük aynen. Yani olacak. Temizlemediğimiz zamanlarda biz büyük kapıyı, yani insanın girebileceği büyüklükteki kısmı hiç kullanmayacağız. Tavuklar direkt o küçük kısımdan girip çıkacaklar. Temizlik zamanlarında büyük kapıyı kullanacağız tabii ki. Bize kolaylık olsun diye böyle bir çözüm düşündük. Şöyle şuradan da follukları görüyorsunuz. Evet. Şurada yumurtlayacaklar diye hayal ediyoruz. Şurada tünekler olacak. Orta kısımda. Çok güzel bir yemlik ve suluğumuz var. Kafamızda ben projesini çizdim. Tabii bak bir de şu da olacak. Şimdi ben yaptıktan sonra aklıma geldi aslında. Şimdi şurası şöyle
poşet olacak ya şeffaf. Onun arkası da aslında bak şu ikinci tahtaya da çıkıp tünerler büyük ihtimal. Tabii ki. Oraya zaten da tünerler. Zaten olunca onlar çok çabuk basamak gibi çıkıyorlar. Yani 10 tane tavuk çok rahat burada durabilir. O da bizim için yeterli. Zaten biliyorsunuz Sevgi Köyü projemizde hayvanlar için ayırdığımız bir bölüm olacak. Tabii büyük ki işte hükümesimiz evet, olacak. Tavuk da olacak. O yüzden bu sadece evde. Yani evimize çok yakın olmasını istediğimiz bir kümes. Bu yani sabah kalkıp 5-6 tane yumurta bulmak isteyeceğimiz ufak bir kümes. Evet, part 1'in burada sonuna geliyoruz. Part 2'de kümesimizin yapımına devam edeceğiz. Peki neler olacak part 2'de? Şimdi part 2'de çatımızı yapacağız, ön kapımızı yapacağız, tüneklerimizi yapacağız, yemliğimizi, suluğumuzu yapacağız. Kümesimizi aslında daha böyle tavuklarımıza hazır hale getiriyor kümes olacağız. Kümes bitiyor diyoruz yani değil mi? Hayır, şimdi 3'te bitiyor. Kümes 2'de bitiyor da 3'te tabii, başka 3'te şeyler yapacağız. Bahçe düzenlemesi vesairesi, işte son yerine götürüş gibi son noktalar kalıyor. Ve biliyorsunuz daha önceden 2000 tavukluk bir tavuk çiftliğimiz vardı. Son bölümde de tavukçulukla ilgili verim arttırmanıza yönelik bir takım bilgiler vermeye çalışacağız. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim zilini açtığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca yorumlarınızı okumaktan çok keyif alıyoruz. Yorum desteğinizi esirgemezseniz çok memnun oluruz. Diğer videolarımızda görüşünceye kadar arkadaşlar hoşçakalın. Hoşçakalın. Bak kedi geldi senin yanına bak. Korkma. Gel yanıma. Hem insanın girebilmesi için açılıp kapanan, temizlik yapabilmemiz için hem de sadece tavukların içeri girebileceği bir... Evet, kedi kayboldu biliyorum. Şimdi gelir belki birazdan. Kedi yok. Tam kedi yok, evet. Kedi istiyor musun eve? Su içiyor, izin ver su içsin kızım. İzin ver su içsin kedi. Ama ıslak. Ama ıslak mı? Çok mu komik? Çok komik. Bak o da kendini sevdirmeye çalışıyor sana. Ya siyah, beyaz siyah. Siyah beyaz kedi değil mi?